Bismillahirrahmanirrahim. Nimet İslam, Mehmetsin Efendi rahmetullahi aleyhin kaleme aldığı eserde okumaya devam ediyoruz. Eserin Kitab-ül Hac, Hac kitabı başlıklı konusunda, bölümünde tavaf ve metaf başlığıyla geçen bölüm okuyoruz. Tavaf, Beyt-i Muazzama yani Kabe etrafını dolaşmak tavaf. Beyt-i Muazzam etrafını dolaşmaktır ki Rükn-ü Hacer'den Kabe kapısı cihetine doğru sağa gidilmek şartıyla Beyt-i Muazzam sola alınarak Hacer-i Esved'den başlayıp Beyt-i Muazzam Kabe soluna alarak Hacer-i Esved tarafından başlayıp orada solun bulmak üzere 7 devre yapılır. Yani 7 tur etrafında 7 defa tur atılır, devre yapılır. Her devre, her tur bir şavt tesmiye olunur ki bu bir gayeye gelmek demektir. Ve her 7 şavt bir tavaftır. Her 7 şavt bir tavaftır. Onu da 4 şavt rükün ve 3 şavt da vaciptir. Her tavaftan sonra kerahat vakti dışında 2 rekat namaz kılınır. Bu namaz haccın vaciplerindendir. Her tavaf yapıldığında, tavaf yapılıp bitildiğinde, her tavaftan sonra kerahat vakti değilse 2 rekat namaz kılınır. Bu namaz hacılar için vaciptir. Tavaf edene taif denir. Kabe-i Mükerreme çevrelerinde tavafta mahsus olan mahallede, Kabe-i Mükerreme çevresinde tavafa mahsus olan, ona özgü olan mahallere, yerlere mataf tabir olunur ki hatimin gerisinden dolanan bir yoldur. Bunun detayında şöyle ifade edilmiş. Tavaf edenlerin o yolu, bu hatimin gerisinden olan o yolu taştıkları da olur. Tavaf mekanı Mescid-i Haram'ın dahilinde Beyt-i Muazzam'ın etrafıdır. Uzaktan sütunlar arkasında dolaşılsa bile olur. O da tavafa sayılır. Uzaktan sütunların arasında yapılan Kabe'nin etrafındaki tur atma, devir yapma olayı da tavaftan sayılır. Bu ne devleti, ne saadet, bu ne devlet, Nabi'nin okuduğu bir şiir tavaf hakkında. Bu ne devlet, ne saadet, bu ne cah ki olasın taifi dergah, bu ne cah ki olasın taifi dergahı ilah, eyle meydanı metaf üzere, eyle meydanı metaf üzere. Hiram cebhen et ferşi ruhi, ferşi rehi, rükni makam, dili pervaneyi, şem'i haram, et tavfı dergahı veliyi ni'amet, tavf dahi tavaf manasındadır. Burada da şöyle bir açıklama yapılıyor. Buna, yani tavaf manasındadır. Buna da istitafe ve tatavvuf dahi denir. Tavfa istitafe ya da tatavvuf dahi denir. Belli vakit olmamak üzere gece gündüz birçok tavaf edilebilir ki onlar nafile tavaftır ve afakiye göre, yani Kabe'ye uzaktan gelip gelenlere göre
Nafile namazdan eftaldir. Uzaktan gelen için tavaf, nafile namaz kılmak mı, nafile tavaf mı dersen, nafile tavaf, nafile namaz kılmaktan eftaldir, daha faziletlidir. Mevsimin gayride, hac mevsimi dışında Mekki için, yani Mekkeli olan hac dışındaki Mekki olan birisi için dahi böyledir. Mevsiminde ise Mekki'ye nafile namaz tavaftan eftaldir. Tavafta telbiye edilmeyip, nafile olan tavafta telbiye edilmeyip tekbir ve tehlil edilir ve salat-ı şerife okunur. Hacca bağlı olarak tavafın üç nevi vardır. Üç tür tavaf vardır. Tavaf-ı kudum, tavaf-ı ziyaret, tavaf-ı sader. Tavaf-ı kudum, Mekke-i Mükerreme'ye varıldığında edilen tavaftır ki ona tavaf-ı tahiyyat ve tavaf-ı lika, kavuşma tavafı ve ahdi bil beytin ilk tavafı dahi denir. Ahdi bil beytin ilk tavafı dahi denir. Afaki için bu tavaf yapmak sünnettir. Tavafı ziyaret ki ona tavafı ifaza, yani gerçekleştirilen tavaf anlamında dahi denir. Arafat'tan inildikten sonra edilen tavaftır. Haccın erkanlarından olan tavaf işte budur. Yani hacılar için haccın rükünü, haccın temel yapılması gereken şeyleri arasındaki tavaf da bu Arafat'tan inildiğinde yapılan tavaftır ki her hac edene bu tavaf farzdır. Onun için bu tavafın bir ismi de tavafı rükündür. Tavafı ziyaret Arafat'tan inince yapılan tavaftır. Bu hacılar için bir rükündür, farzdır. Tavafı sader ki buna tavafı veda dahi denir. Nahır günü, yani kurban kesme günü, cimar remyi, yani taş atma ile nihayet bulunarak Mina'dan Mekke-i Mükerreme'ye inildiği vakit edilen tavaftır. Afaki hakkında, yani Mekke'nin dışından gelenler hakkında bu vaciptir. Menasik bununla, yani kurban kesme günü Mina'dan şeytan taşlamadan sonra Mekke'ye dönüldüğünde yapılan tavafla beraber haccın menasikleri sona ermiş olur. Tavaf-ı sader avdet manasıdır, yani dönüş manasıdır. Hüccac o vakit ihramdan çıkmış ve afaki olanlar Kabe'ye veda edip beldelerine dönmek üzere bulunmuş olurlar. Onun için meşhur tavafın bir ismi de tavafı veda olmuştur. Nabi'nin ifadesinde Kâbetullah dili insanı kebir, Hacer oğlu kalbe süveyda-i zamir. Arifi mertebeyi ab ve kıl ol, var dolan dairesin dil bedir ol. Ta sana zahir ola nokta nokta yıkar, ola gör dairesinde perkar. Evet, Haçlı'nın tavaf ve metaf başlıklı bölümünü okumuş olduk. Hac kitabında, Kitab-ı Hac'ta başka bir sohbette buluşma umuduyla Allah'a emanet olun. Estevdiullah dinikum ve kavatime amelikum ve emanetikum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.